Eğlence sektörüne Erzurum'da hizmet veren Ak Özdemir Eğlence Merkezi'ne konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Erzurum'da devam ediyor. Ve şimdiki durağımız ise birçok farklı sektörde hizmet veren Ak Özdemir dinlenme tesislerine konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın sahibi Sayın Ömer Özdemir ile birlikteyiz. Ve dinlenme tesisimizin farklılıklarıyla ve özellikleriyle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi... Burası bir dinlenme tesisi ama çok farklı bir dinlenme tesisi. Aslında burada yok yok. Evet, öyle de diyebilirim. Tabii ki farklılıkları, özellikleri anlatacağız ama öncelikle firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, o konu hakkında bilgi alarak başlayalım lütfen. Yaklaşık olarak 30 senedir Erzurum'da hizmet vermekteyiz. Ama 2002 yılında özellikle tesisimizi çeşitli satın alımlarla büyüttük. Erzurum'uza güzel bir hizmet kazandırdık. Güzel bir tesis kazandırdık. Birçok faaliyet alanımız var. Bunların içerisinde petrol istasyonu, alışveriş merkezi, restoran, piknik alanı, spor aktiviteleri, paintball, motel, kuaför, ekmek fırını, otolastik, ototamir gibi çeşitli birçok sektörde hizmet vermekteyiz. Aslında her ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda burası ve konum itibariyle de herkesin rahatlıkla gelip bulabileceği ve her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir tesis burası, değil mi? Evet, aynen. Erzurum merkezi 15 kilometre uzaklıkta, ana yol üzerinde, yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulu. Ve ücretsiz piknik alanlarımız, işte burada yine ücretsiz etnografya müzemiz, tamamen Erzurum halkına ve Erzurum'a gelen Erzurumlu ya da çeşitli illerden gelen misafirlerimize hizmet amaçlı kurulan bir tesis. Evet, burası bir tesis ama burası da aynı zamanda bir müze. Peki bu müzenin oluşumu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Nereden doğdu bu fikir? Müzemiz son 3 senede böyle bir müze açma fikri çıktı. Bu fikirde yönetim kurulu başkanımız Mecit Özdemir'den. Zaten geçmişe yönelik bir koleksiyonumuz vardı ama son 3 senede çeşitli satın alımlarla il ve ilçeleri gezerek, dolaşarak böyle kıymetli eşyaları, Erzurum'a has, yöresel kullanılan ürünleri ve Türk kültürünü anlatan Selçuklu dönemine ait, Osmanlı dönemine ait birçok eşyayı burada tanıtıyoruz. Ve sergiliyoruz. Aslında şöyle de diyebiliriz, bir kültür elçiliği yapıyoruz. Evet. Aslında kültürümüzü dünden bugüne taşıyarak halkla buluşturuyoruz diyebiliriz. Evet. Bu anlamda da burada birçok ürün var ve gerek çevre illerden herkes bu ürünleri size getiriyorlar ve bu anlamda da onlar da katkı sağlamış oluyorlar. İmece usulüyle böyle bir yer oluştu, evet, diyebiliriz aslında, evet, değil mi? Aynen o şekilde. Pek çok değerli eşyamız var, pek çok kıymetli eşyamız var. Maddi olarak değeri yüksek olan eşyaların yanı sıra bir de bizim manevi olarak değerli eşyalarımız var. Bunlardan bir tanesi de her Erzurumlu gibi Erzurum Spor'a olan desteğimiz ve katkımız, sevgimizden ötürü dönemin Erzurum Valisi Sayın Celalettin Güvenç Bey'in tarafımıza verdiği kristal bir Erzurum Spor amblemli kristal bir topumuz var. Bu da buranın en önemli ve manevi değeri yüksek eşyalarından bir tanesi. Tabii burada bu müzeyi açtık ama bundan hiçbir şekilde ticari amaç gözetmiyoruz, öyle değil mi? Aynen o şekilde, yaklaşık 6-7 bin çeşit ürün var burada. Bunların tamamını tesisimize gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz ücretsiz olarak girip, gezip, fotoğraf çekilip, yetkili arkadaşlardan bilgilerini alıp bu şekilde gezip dolaşabiliyorlar. Hiçbir ücret talep etmiyoruz bunun karşılığında. Kesinlikle tabii. Özellikle bu güzel ürünleri görebilmeleri için de aslında kültürümüze, tarihimize tanıklık edebilmeleri adına da sevgili izleyicilerimizi buraya bekliyoruz diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz. Tabii burada sadece müzemiz yok bununla alakalı. Onun haricinde çünkü burası çok büyük bir tesis ve otelimiz de var. Otelimiz de mevcut. Otelimizin özelliklerinden biraz bahsederim. Otelimiz yaklaşık 35-40 odalı, yani 60-70 kişiye hizmet verebileceğimiz bir otelimiz var burada. İki ayrı binadan oluşuyor. Bunu da yine gelen müşterilerimiz, burada tesisimizi beğenen misafirlerimizin uygun fiyatlara konaklayabileceği, 24 saat sıcak suyun ve internetin olduğu nezih, temiz bir ortamda
onları da burada ağırlayabiliriz gelen misafirlerimizi. Kesinlikle burası bir aile şirketi çünkü. Bir aile ortamı olduğu için de insanlar rahatlıkla geliyorlar ve aile otelimizde de konaklıyorlar. Tabii burada müşteri portföyümüz çok geniş. Evet. Öyle değil mi? Peki kimler var? Yani bizim yurt dışından müşterilerimiz de çok fazla oluyor. Bunlar özellikle İran, Gürcistan'dan gelen Gürcü, Bulgar, bu şekilde yurt dışından gelen misafirlerimiz çok fazla ve çok uzun senelerdir buraya babadan oğula gelen de bir müşteri kültürümüz var. Bunun yanı sıra civar ve çevre il ve ilçelerden gelen, yine Erzurum'dan gelen çok kıymetli misafirlerimiz, müşterilerimiz var. Bunların hepsine burada en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi sadece otel, müze değil, bununla alakalı burada birçok farklı alanlarımız var. Bunlar neler? Mesela benim de bizzat girişiminde bulunduğum Doğu Anadolu'nun ilk, Erzurum'un tek paintball sahası var. Yaklaşık 7 senedir faaliyet vermekteyiz. Türkiye'nin en büyük paintball sahalarından bir tanesi ve en uygun fiyata oynanan yer yine burası. Paintball olarak da şehrimize bir katma değer kattığımızı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra yine Erzurum'da ilk defa yapılan termal suyla Aquapark projemiz var. O da yaklaşık 10 senedir burada gelen misafirlerimize hizmet vermektedir. Bu da şehrimiz için ayrıca bir katma değerdir. Kesinlikle. Çünkü burada amaç hizmet etmek, evet, ama en güzel, en kaliteli hizmeti verebilmek. Bu anlamda birçok farklı faaliyet alanlarında da hizmet veriyoruz ki insanlar daha rahat, daha mutlu ve huzur içinde hem dinlenebilsinler hem de eğlenebilsinler. Aslında Erzurum'un çok fazla bir eğlence kültürü yok. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani bu konuda da ücretsiz piknik alanımız var. Her Erzurumlu da böyle bir piknik kültürü vardır. Araçlarının bagajlarında semaverleri, mangalları hazırdır. Kesinlikle. Biz de tesisimizin büyük bir kısmını halkımıza ücretsiz olarak yapabilecekleri bir piknik alanı inşa ettik. Orada da hafta sonları yaklaşık 3000-4000 misafirimizi burada ağırlayabiliyoruz. Bu da ayrıca bir hizmetimiz, ücretsiz olarak sunduğumuz bir hizmetimiz. Bunun yanında bizim de kendimize has şeylerimiz var. Mesela restoran bölümüne gelen misafirlerimiz pekmezli kadayıfımızı çok beğenirler. Hı hı. Bu da Erzurum'da çok farklı bir yere sahip oldu. Meşhur Erzurum kadayıf dolmasının yanında bir de pekmezli kadayıf oldu. Evet, kesinlikle tadına bakmalısınız. Sevgili izleyiciler, çok lezzetli, çok güzel. Tabii ki doğal hepsi. Evet. Ve burada özellikle restoranımızda da hazırlanan tüm ürünler, tüm lezzetler hepsi doğal ve organik ürünlerle, evet, hazırlanıyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bütün ürünlerimiz köylerden ve anlaşmalı yerlerimizden gelen son derece hijyen ve kalitesine dikkat ettiğimiz birebir orijinal ürünler ve en uygun fiyata gelen misafirlerimize bunları sunmaya gayret gösteriyoruz. Yine meşhur Erzurum cağ kebabımızı da tesisimizde ızgaramızla beraber isterlerse bu şekilde hizmet verebiliyoruz. Uygun fiyatlara bütün müşterilerimizi en iyi şekilde memnun etmeye gayret gösteriyoruz.